Değerli izleyiciler, Kanal 33 ekranlarından herkese mutlu günler. Ben Hülya Güzel. Değerli izleyiciler, Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek 14 Mayıs tarihinde. Çok az bir zaman kaldı ve biz de Kanal 33 ekranlarında değerli programcılarımızla birlikte gün be gün, an be an seçimin tüm detaylarını sizler için Kanal 33 ekranlarından aktaracağız değerli izleyiciler. Evet, bugün itibariyle AK Parti ve CHP'de aday adaylık başvuru süreci başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yarın başlayacak. Peki seçmen seçime hazır mı? Bilindiği üzere 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük yıkıcı depremin ardından 11 ilde çok fazla can kaybımız söz konusu. Yaralılarımız vardı. Halen bu noktada canımız acıyor ama bir taraftan da depremin gölgesinde gidilen bir seçim var Türkiye'de. Seçmen seçime hazır mı? İş dünyası ne diyor? İttifaklar tuttu mu, tutmadı mı? Bunların hepsini konuşacağız. Yanında iki değerli gazeteci meslektaşım var. Sayın Ahmet Özdemir ve Sayın Deniz Tuncay Akkapılı. Öncelikle size dönmek istiyorum Sayın Özdemir. Seçime az bir zaman kaldı. Bizler Kanal 33 ekranlarında çeşitli programlarla seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Ve sizler de özellikle sahada olacaksınız. Neler söylüyorsunuz? Evet Hülya, Deniz arkadaşımla birlikte tabii yıllardır Kanal 33 ekranlarında Kanal 33 ekibiyle birlikte halkın sesi, gözü olduk. Ancak bu seçim diğer seçimlerden çok farklı bir seçim olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü yaşanılan depremin faturası gerçekten ağır oldu. Yitirdiğimiz binlerce insan, canlarımız var. Aynı şekilde yaralılarımız var. İnsanların barınmayla ilgili sorunları var, farklı sıkıntıları var. Ve bu depremin gölgesinde dediğin gibi, ifade ettiğin gibi seçime gidiyoruz. Bu seçim, Deniz arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 100 yılın seçimi. Yani baktığımız zaman gerçekten ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli bir seçim olacak. Bu konuda tabii vatandaşlar ne düşünüyor, bunları yansıtmaya çalışacağız, duygu düşünceleri. Yine Kanal 33 ekibi olarak elbette ki sahada olmaya ve insanlarımızı, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tabii yitirdiğimiz canlar var dedim. Öncelikle ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii siyasi partilerde hareketlilik artarak devam ediyor. Bu anlamda artarak devam ederken adaylık başvuruları da yapılacak. Tabii ki oraları, merkezleri yakından takip edeceğiz ben ve diğer programcı arkadaşlarımla birlikte Kanal 33 ekibi olarak. Kamuoyuyla buluşturma konusunda Kanal 33 yıllardır yapmış olduğu bir birikimi yine sahaya yansıtacak. Yani bu konuda iddialıyız. Her seçim döneminde olduğu gibi objektif, ilkeli olmaya gayret edeceğiz ve bu konuda da zaten geçmişteki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Çünkü saha izlenimlerimiz, adaylıklarla, partilerle ilgili düşünceler, duygular ekranlara taşınırken biz tarafsız olmaya bugüne kadar hep gayret ettik ve bu konuda da çok başarılı olduk. Bunu da kamuoyu yakinen biliyor. Farklı programlarla gündeme geleceğiz. Evet. Kanal 33'te tabii ki bu konuda hazırlıklar son aşamada ve gerçekten çok güvenilir, iddialı bir kadroyla seçime hazırlanırken deyim yerinde işte çaycısından programcısına, yönetim kurulundan yönetim kurulu başkanına bu konuda yani halkın sesi olmaya gayret edeceğiz ve olacağız diyorum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. Evet Sayın Akkapılı, siz de seçim için, bu önümüzdeki seçim için 100 yılın seçimi ibaresini kullanıyorsunuz. Neden bu ibareyi kullandınız? 100 yılın seçimi ibaresi. Teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç olsun sizin moderatörlüğünüzde. Şimdi 100 yılın seçimi, 100 yıl kavramını, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kavramını hem AK Parti Cumhur İttifakı kullandı, hem Millet İttifakı da benzer bir deyimi kullandı, ikinci yüzyıl Cumhuriyet'in. Seçim de 100 yılın seçimi olma niteliği biraz da şurada. Rejim değişti ama oturmadı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliğiyle beraber başlattığı rejim değişikliği bu seçimde aslında halk referandumuna gidecek. Yani ya evet ya hayır şekline de dönecek. Eğer Millet İttifakı kazanırsa Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı
birinci yüzyılının onarılmış haliyle devam edecek. Yani parlamenter sisteme dönecek. Benim de istediğim aslında ben parlamenter sistemden yanayım. Bu AK Parti'ye, şu partiye taraf veya karşı olma bağlamında söylemiyorum. Güçlendirilmiş, yeni yüzyıla hazırlanmış bir parlamenter sistem. Çünkü halkın iradesi meclise yansımalıdır. Hükümet ve muhalefete yansımalıdır. Başkanlık sistemi şu ankinde birçok boşluklar var. Bunu da aslında AK Parti de birkaç yıl önce kabul etmişti. Bunu onaracağız, düzelteceğiz diye. Yüzyılın seçimi olması aslında ya öyle ya böyle. Bu bir referandum gibi de olacak, onu söylüyorum. Bu bağlamda yüzyılın seçimi, siz girişte halk hazır mı? Sivil toplum hazır mı? Vallahi hiç kimse hazır değil. Ama hazır olmak zorunda. Hani deprem, nasıl depreme hazır değildik ya? Evet. Seçime de hazır değildik. Ama burası Türkiye. Şu söz doğru, Allah yardımcısı olsun bu memleketin, bu insanların diye. Çünkü Allah'tan başka da kimse yardımcı olmuyor. Tamam mı? Allah'tan başka da kimse yardımcı olmuyor. Yardımcı olmak nedir? Bir derdin var mı? Seni biraz dinleyebilir miyim? Sen beni biraz dinler misin? Yardımcı olmak budur. Kimse olmuyor Ahmet. Şimdi halk arasında bir söz var. Evlenirken ve ev yaparken Allah yardım eder denir. Ben bu sözün nasıl bir şey olduğunu evlenirken ve ev yaparken anladım. Bu lafı halk niye söylemiş yani? Ev yapana ya da evlenene Allah yardım eder. Çünkü Allah'tan başka kimse yardım etmiyor. Bunu gördüm yani. Herkes söz veriyor ama yardım etmiyor. Türk milletine de Allah yardım etsin, devletine de, kimseyi ayırmadan söylüyorum. Bunu böyle bazı AK Parti taraftarları kendine göre söylüyor. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Çünkü yardımcı olmak şu. Bir de şu lafı da severim. Allah akıl fikir versin. AK Parti ya da Cumhur İttifakı bu tarafı hainlikle suçluyor Millet İttifakı'nı. Millet İttifakı ne yapacağını şaşırıyor. Ben bunlara karşıyım. Allah yardımcı oluyor aslında hepimize. Nasıl? İstişare edin. Barışçıl olun. Kardeşlik ve sevgi olsun. Seçimde de ne yazık ki yine kutuplaşmayla gidiliyor. Kim yaratıyorsa asıl problemin başı odur. Kutuplaşmayı, ayrışmayı kim yaratıyorsa. Konuşmaya gelince herkes birlikten, beraberlikten yana. Ama siyaset yaparken bakıyorsun ayrıştırıcı bir dil, ötekileştirici bir dil kullanıyor. Ahmet Özdemir kardeşimle de abimizle yıllardır bunun hep altını çizdik. Mezhepçilik yaptılar, dincilik yaptılar, ayrımcılık yaptılar, memleketçilik yaptılar. Biz buna hep mücadele ettik. Ne yazık ki geldiğimiz nokta çok hoş bir nokta değil. Bu bağlamda da yüzyılın seçimi. Çünkü ben halkı biraz uyanık görüyorum şimdi. Yani bilenmiş, bilenmiş görüyorum. Gerek Cumhur'a bakarken, gerek Millet İttifakı'na, gerek başka kişilere bakarken toplumun menfaatini ve benim memleketimi kim kalkındırır? Benim memleketimi kim soymaz, soğana çevirmez? Kim gerçekten halk için ve bu devlet için çalışır? Bu konuda sanki bilenmiş, acı tecrübelerden geçmiş, iyi bir seçim olacağına, bu bağlamda da yüzyılın seçimi olacağına inanıyorum. Buyurun. Sessiz çoğunluk diyebilir miyiz? Yani şu anda evet, insanlar belki yaşanılan süreçteki baskı, sindirme, işte dediğin gibi kutuplaşma insanlarda böyle bir çekingenlik yarattı ve şu anda belki duygularını yansıtmıyor. Sandığa gittiğinde aslında ne yapacağını biliyor ama tabii yaşanılan süreçte işte ekonomi çıkmazı, siyaset dilinin uzlaşmaz tutumu, hep bunlar etken olacak. Aslında birebir konuştuğumuzda, çekimler dışı ekranlara taşıdığımız görüntüler dışında sohbet ettiğimizde aslında insanlar sandığa gitme konusunda kararlı. Bunu görebiliyoruz. Ama evet, gündem değişti. Deprem ve tabii Mersin'e gelen göç. Yani sorunlar, şimdi mesela sorun diyoruz. Buradan çıktım Silifke'ye kadar. Mersin'e söylenen rakamların iki kat büyüklüğünde, yani 500 binlerden bahsediliyor. Yığınlar yığılmış. Tabii bunlarla ilgilenen, işte onların geçici barınma alanlarını yaratan başta büyükşehir olmak üzere STK'lar, odalar, ilçe belediyeleri var ama
Nereye kadar yapacak? Yani mesela merkezi hükümetle yerel yönetimlerin çatışma noktaları, bunlar etkili olmayacak mı Deniz seçimde? Şimdi teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? Evet. Bakın içim yanıyor. Ben de sinirlenmemem gerekiyor sağlığım şey ama sinirleniyorum. Sayın Vahap Seçer isyan noktasına geldi. Dedi ki sesimizi duyun. Mersin'e özel bir statü bana değil diyor yani. Mersinlilere de değil. Mersin'e özel bir statü. Çünkü buraya yüz binlerce insan geldi. Ben hükümet sistemini anlamıyorum. Bu hükümet sistemini anlamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın bu bakışını anlamıyorum. İçişleri Bakanı Soylu'nun, Sayın Soylu'nun bu bakışına nedir o biliyor musunuz? Burada memleket meselelerinde haykırdım. Siz abisiniz, siz devletsiniz, siz patronsunuz, siz yöneticisiniz. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı. Vahap Bey gelin bakalım kardeşim. Ne içersin? Çay kahve. Nedir kardeşim senin oranın durumu? Bu. Al. Ya bu nasıl yapılmaz? Deprem bile bize bir şey öğretmedi mi? Öğretmedi. Çünkü Mersin'de bir deprem yaşanıyor. Depremin acı tecrübelerini, yakınlarını kaybederek evini, eşyalarını, canını kaybedenler Mersin'e geldi değil mi? Evet. Evet peki Mersin'e gelen, şimdi orada çadır diyoruz doğru, su diyoruz, yiyecek diyoruz doğru. Mersin'e gelen 500 bin, 300 bin neyse insan ev bulamıyor. Para da var cebinde diyelim. Acılı ama. Vahap Bey bir şey yapmaya çalışıyor. Alt birim belediyeleri benim aklımın almadığı devlet. Hani diyor devlet nerede? Öyle deme devlet burada. Devlet buradaysa ben de bir halksam devletimden şunu istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çağırın. Akdeniz'i de çağırın. Sayın Gültak'ı da çağırın. Atsız Bey'i de hepsini çağırın. Ama en başta Vahap Bey'i çağırın. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı. Burada ayrımcılık olur mu? Hani biz insanı seviyoruz. Gelenlerin içinde AK Partili, MHP'li, HDP'li değil mi? Hepsi var. Farklı siyasi görüşlerden insan. Niçin bunlara derdin nedir diye sormuyoruz? Hükümet niye sormuyor yani? Sorsun kardeşim. Sordukça büyür. Vahap Bey'i çağırırsa saray büyür. İçişleri Bakanlığı büyür. Devlet daha da devlet olur. Ben bir yurttaş olarak bırak gazeteciliği incinmiş kırılmış durumdayım. Büyükşehir Belediye Başkanımı çağırmıyor. Vali Bey'i çağırdı mı bilmiyorum. Valimiz var değil mi? Var burada. Yani döndü Hatay'dan. Şimdi ya lütfen ama ya. Lütfen bu kadar can gitti lütfen ama ya. Evet. Yani konu kaydı ama kusura bakmayın. Yenişehir'deki buhar merkezinde 1000'in üzerinde insan geçici barınma olarak ağırlandı. Ağırlanmaya da devam ediyor. Mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi orayı merkez barınma yeri olarak seçmişti. Bu insanların 3 öğün yemeği, kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, sıcak banyo yerleri yapılmış. Sıcak suyun olduğu. Şimdi baktığımız zaman işte Davultepe'de kız öğrenci yurdu. Yani bunlar nereye kadar? Mesela şimdi buradan Silifke'ye doğru giderken Kız Kalesi ve Ayaş'a uğradım. Buranın yörük insanları, o bölgenin insanları işte kimisi koyununu, keçisini kesmiş, kavurma yapmış, kimisi sütlacını yapmış. Mesela boynu inceller, geçen yabancı plakalı arabaları durduruyor, yemeğini, aşını veriyor. Zorla, bak, zorla durduruyor yolda. Yemek veriyor, tabii. Bir şey ısmarlıyor. Yani baktığımız zaman insanlarda bir sevgi var aslında. Bu sevgisizlik bu siyasetten kaynaklanıyor. Doğru. Biraz önce ifade ettiğin gibi burada A partisi, B partisi diye düşünmemek lazım. Yaraların sarılması için değil mi? Cenazede olur mu bu? Yani tabii yani bir yerde cenaze olduğu zaman farklı görüşten insanlar saf tutmuyor mu? Şimdi baktığın zaman yine siyaset dili uzlaşma kültürünün yok edildiği bir alan olmuş. Baktığın zaman deprem bölgesindeki yardımlar götürülürken bile sıkıntılar yaşanıyor dağıtımında. Oradaki insanlarla buluşturulma noktasında baktığın zaman yani bilmiyorum. Tabii bu acıların gölgesinde seçime gidilirken siyasi partilerde hareketlilik var diyoruz ama işte çok kısa bir süre sonra kesin listeler kesinleşecek. Evet. Ardından olası işte ittifaklar belki ortak listelerle girilecek. Çünkü parlamentoda çoğunluk sağlanmak isteniyor Cumhurbaşkanlığı
seçiminle birlikte. Çünkü anayasa değişikliği, işte parlamenter sistemin geçişi. Bunlar toplum tarafından siyasete ilgisiz de olsa izleniyor ama sessiz çoğunluk bana göre sandığa yansıyacak. Yani yaşadığımız ekonomik zorluklarda, bu tutarsız davranışlarda, siyasetteki uzlaşmaz dilde hepsi değerlendirilecek ve bu konuda kararlı bir seçmen oluşacak diyorum bu 60 günlük süreç içerisinde. Evet, hemen ben bir son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme az önce bitti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi görüşme ve hemen ardından Destici bir açıklama yaptı. Açıklaması şu şekilde: Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor. Bugün eksik bulduğumuz noktaları dile getirdik. Cumhur İttifakı bütün olarak yoluna devam etmektedir. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak karar bir şekilde devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Sahaya tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu milletin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak anlaştık, uzlaştık. 14 Mayıs'taki seçimde 81 ilin tamamında kendi logosu, kendi adaylarıyla seçime katılacaktır açıklaması geldi. Deniz, mesela 36 siyasi parti seçime girecek deniyor. %51 olayı küçük, o hani işte 0.1'ler arasında geçen oy oranı potansiyeli olan partileri bile çok önemli hale getirdi. Kesinlikle öyle. Yani seçimi kazanmak için herkes herkeste farklı düşünceye sahip olsa da, geçmişteki konuşmaları çok farklı da olsa bir araya getirebiliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben müsaade ederseniz bizim yayın odasına Hülya Hanım'dan da izinle bir şey gönderiyorum. Tarihe not düşmek için. Şimdi tabii Sayın Destici, dikkatinizi çekerim. Biz diyor tüm Türkiye'de seçime giriyoruz kendi logomuzda, kendi değil mi? Kendi logomuzda. Tabii kafam rahat. Hem içindeyim hem dışındayım, kafam rahat. MHP'de muhtemelen. Tabii o biraz sorumluluk alıyor, belki ittifakla iç içe geçecek. Şimdi Ali'ye ulaştıysa bir şey, benim bir yazı başlığım, yazıyı yazamıyorum vakitsizlikten, benim tembelliğim, ama 60 gün boyunca konuşacağımız, bütün Türkiye'nin konuşacağı bir şeye ben karşıyım aslında. Ali sendeyse lütfen onu bir ver. Ahmet, sen çok deneyimlisin, abimizsin. İttifak nedir biliyor musun? Ben yazısını yazacağım, bir aydır gece gündüz yatakta düşünüyorum. Zehirli bir sarmaşıktır. İttifak zehirli bir sarmaşıktır. Niçin ittifaka zorlanıyoruz? Türkçesi nedir bu ittifakın? Güç birliği değil mi? Güç birliği. Cumhuriyet Halk Partisi eskiden CHP, solcular güç birliği derdi. Hatta güç birliği kurdular yani böyle geçmiş seçimlerde güç birliği adıyla. Güç birliğini anlarım. Güçler var ve güç birliği yapıyoruz. İttifaklarda şuna dikkat et. Fikirler, görüşler, ideolojiler... Hepsi silik bir hale geliyor. Sus, aman sen konuşma, sen de konuşma, sen de konuşma. Bir ittifak var. İdeolojileri eleştirenler, komünist, sosyalist, kapitalist, İslami, neyse. Ya ideolojik olmayalım. İdeoloji düşünceyi kısırlaştırır, dondurur diyorlar. Ben katılmıyorum tümüyle. İttifaklar da her şeyi donduruyor biliyor musunuz? CHP, CHP değil artık. İyi Parti, İyi Parti değil. Söylemlerine dikkat edin. Bak, evet. AK Parti AK Parti değil. O yüzden parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunu bir parti söyledi, benim umurumda değil. Ben birey olarak söylüyorum. Bütün dünyada uygulanan, çağdaş dünyada uygulanan parlamenter sistem iyi bir sistemdir. Hataları varsa düzeltilir. Neden? Ben fikirler, bak kayda geçsin diye müsaadenizle bu yazıyı 3-5 gündür, 10 gündür, 1 aydır içimde yazacağım diyorum. İttifaklar zehirli bir sarmaşıktır. Şimdi gereklilik oldu. Keşke olmasaydı kardeşim. Herkes kendi logosuyla, kendi fikriyle, zikriyle girseydi. Mesela Avrupa ülkelerine bakıyorsun. Mesela Yeşiller Partisi sıfır noktadan başladı. Evet. Koalisyonlar sonradan gelişebilir. Koalisyon güzel olsun. Sonradan bir araya gelinebilir. Ama tabii ki bu seçim evresinde insanlar... kendi duygularını bastırmak bile zorunda kalıyor. Tam onu diyorum sevgili Ahmet. Hülya Hanım, siz de dikkat ediyorsunuzdur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul protokolüyle kadına şiddet, çocuğa şiddet ve benzeri şeylerle ilgili bir fikri var.
Evet. Saadet Partisi'nin ayrı bir fikri var. Ötekinin ittifak olacak mı? Bu bir hayatın olağan akışı buraya getirdiği işi. Daha doğrusu başkanlık sistemi buraya evet. getirdi. Ama tekrar söylüyorum, biraz aykırı gibi durur ama hepimizin yaşadığı ittifak fikirleri dondurdu biraz. Halk ittifak halindeyse şunun ittifakında. Meclise, sandığa gidecek ya. Ben yapacağımı bilirim. Bence halk bu noktada. Ben yapacağımı bilirim. Çünkü bu halk gardırop Atatürkçülükle, göstermelik dincilikle, dindarlık yok ortada. Var da halkta evet. var. Ama siyasete alet edildiği zaman dincilik yapıyorlar. Güzel dinimizi alet ediyorlar. Mezhepçilikle, hemşericilikle ve halk şunu gördü. Bunların hepsi boş. Benim inancım içimdedir, Atatürk zihnimdedir, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı devleti benim benliğimdedir. Hep beni kandırdılar. Sanıyorum senin sessiz çoğunluk dediğin evet. ve bir de Hülya Hanım, sizin anneniz babanız sağ biliyorum, Allah sağlık versin. Ahmet çok sonra babasını, hatta önce kaybetti, anneniz de kaybetti. Ben anne bilmiyorum, ben annemi hiç hatırlamıyorum. Bunu niye andım biliyor musun? Türk milleti 85 milyon biraz öksüz, biraz yetimdir şimdi. Bak bunu kalbimden söylüyorum. Bu son deprem bizi öksüz ve yetim yaptı. Yaptı kardeşim. Annen baban başında da olsa şimdi Hülya Hanım da biraz öksüz, biraz yetimdir. Allah annesine babasına sağlık, afiyet versin. Amin. Öksüz, yetim insan, senin sessiz çoğunluk dedin ya, oradan aklıma geldi. Biraz sessiz olur. Biraz buruk olur. Ama içli olur. İçten olur. Ve öfkeli ve hesap soracak olur. Değil mi? Evet. Biz 11 vilayetimiz yerle bir olmuş. Altyazı geçiyor ya, 11 vilayeti etkileyen. Ne 11 vilayeti etkileyen Türkiye ya? Türkiye etkileyen. 85 milyonun hepsi öksüz ve yetimdir artık. Ona göre davranacağız. İnşallah diyorum seçimde. AK Parti olsun, öteki hiç umurumda değil. Halk, öksüz ve yetim kalan halk sandıkta vicdanına göre oy kullanacak. İttifak kurulacaksa o sandığın dışında değil, içinde kurulacak. Evet. Evet, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Özellikle Ankara'da tüm planlar şu anda seçime yönelik olarak gerçekleştiriyor. Bu noktada oy oranı düşük olan partiler de bu ittifaklarda çok bir önem kazandı. Şu an o düşük oy oranına sahip olan partiler ittifaklarda yer bulmak için kendilerine masaya oturmaya başladılar. Bir taraftan da mesela Millet İttifakı'na baktığımızda yanılmıyorsam 6-7 Mart'ta bir kriz yaşandı Akşener'le ilgili. O kriz sizce tekrardan yaşanır mı? İttifaklar büyüme yolunda küçük partilerle anlaşmaya devam edebilecekler mi? Ne düşünüyorsunuz bu konak? Kriz her zaman kapıdadır. Yani bu sadece Millet İttifakı için değil, Cumhur İttifakı için de geçerli. Yani bugün baktığımız zaman Cumhur İttifakı'na dün dahil olanlar, ondan önceki gün içinde olanları rahatsız etmiş olabilir. Orada da yani bir kriz çıkmayacak diye böyle bir ihtimal olamaz. Yani vardır ihtimal. Millet İttifakı'nda evet bir kriz yaşandı. Toplumun refleksi, toplumun baskısı. Tabii yeniden altılı masa diye tabir edilen masanın yeniden oluşmasına dönüştü. Bu anlamda yanlarına kattıkları yerel yönetimler, başkanlar olduğu İstanbul ve Ankara. Tabii o gerginliğin aşamadaki süreciyle ilgili topluma biraz daha net mesajlar verilmeli. Şimdi bakıyoruz mesela protokoller yapılıyor. Deniz'in de ifade ettiği gibi. Mesela o protokoller içerisine belki aykırı bulduğu ama seçime giderken sessiz karşı çıkamayacağı, sessiz kaldığı maddeler yazılı. Örnek veriyorum. Veya kafasındaki düşüncesini direkt protokola yansıtamıyor. Şimdi bu birliktelikten ne doğar? Bana göre ben şöyle düşünüyorum. Tabii bu genel seçimin ardından hemen bir yerel seçim tartışması yaşanacak. Evet. Türkiye gerçekten zorlu bir sürece dahil. Yani zorlu bir süreçten geçecek. Ama kim kazanırsa kazansın veya ikinci tura kalırsa kalsın, mutlaka yeniden bir seçim belki gündeme gelecek. Doğru mudur Deniz abi? Yani Millet İttifakı zaten bunu taahhüt ediyor. Evet.
Cumhur etmiyor da Millet İttifakı parlamentoya dönüş sistem için tekrar şey yapıyor. Buyurun, sözünüz evet. Bitti mi bilmiyorum. Buyurun. Yani toplumdaki refleks önemli. Yani Meral Akşener'in masadan kalkması ve birlikte yol arkadaşlığı yapmış olduğu insanlarla ilgili söylemleri toplumda gerçekten hem derin üzüntüye neden olurken aynı zamanda da öfke, sinire neden oldu. Ama daha sonra yatıştı diyebiliriz şu anki görünüş itibariyle. Şimdi tabii toplumda şöyle bir beklenti, tartışma konusu da var. Mesela geçmişteki söylemleri, beyannameleri konusunda bugün Cumhur İttifakı'na dahil olmak isteyen partilerle ilgili işte iki gündür tartışılıyor. Yani baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu ile ilgili söylemleri, kadına yönelik söylemler, şimdi bunlar Cumhur İttifakı içerisinde, AK Parti içerisinde de rahatsızlık yaratmıştır diye düşünüyorum. Ve de bileşenleri tarafında, mesela Milliyetçi Hareket Partisi tabanında da tartışılıyordur. Yani bugün andımızdan bahsedilmemek istenmesi, işte Türkiye Cumhuriyeti yazılarının veya mesela Elazığ'da stadın isminin değiştirilmesi iki gündür tartışılıyor. Evet. Yani Atatürk ismi verilmiş bir stadyumun yıllardır sadece isminin değiştirilmesi leva anlamında değerlendirmemek lazım. Düşünce bazlı olarak da halk arasında tabii bunlar tartışma konusu oluyor. Böyle düşünüyorum Deniz. Siz ne düşünüyorsunuz altılı masadaki yaşanan kriz ile ki tabii siyaset için 24 saat çok uzun bir süre ama önümüzdeki günlerin neye gebe olduğunu da bilmiyoruz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz 6 Mart krizini? Evet, şimdi siz konuşurken ve Ahmet kardeşim konuşurken ben ilk gençlikte boks yaptım. Boksta bir gardını almak, halk arasında kula gardını alır. Dirseğiyle, dirsek mi bura? Dirsekle evet. Dalağını korur, oraya yumruk almasın. Şunla da çenesini korur. Bak bu seçimde diyelim Cumhur İttifakı o küçük partilerin peşinde veya Millet İttifakı çok önemsemiyorlar onu. Asıl ne yapacaklar? Başladılar zaten iki tarafta ama asıl Cumhur İttifakı yapıyor. Dalağa çalışıyor. Millet İttifakı'nın soluğunu kesmek için dalağına yumruk atıyor. Temsili olarak söylüyor. Nedir o? Şudur. İyi Parti'nin tabanındaki milliyetçilere sesleniyor. HDP geliyor, HDP'ye bakanlık verecekler diye. Hı hı. Tamam mı? Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisine sesleniyor. Bölünmez bütünlük işte onlar buraya götürüyor filan diye. Yine İyi Parti MHP'nin tabanına işte dalağa çalışıyor. Oradan bir şey koparayım. AK Parti'nin tabanından bir şey kopuyor. Herkes birbirinin, iki ittifak, birbirinin büyük kütlesine, büyük kütleden bir şey koparmaya çalışıyor. O küçük 20 binlik, 30 binlik partiler onun peşinde değiller. O sembol, sembolik. Ama şimdi asıl mücadele, buradaki ittifak, öbür ittifaktan büyük bir kütle koparmaya çalışıyor. Ve Türkiye'nin 100 yıldır değişmeyen seçim, stratejisi şudur. Bölücülük, değil mi? Bak bölücülük. Beka sorunu işte. Aslında bu toplumun demin öksüz ve yetimiz dedim ya. Bir de hepimiz muhaciriz. Biliyor musunuz bunu? Türk milletinin bütün fertleri muhacirdir. Yani büyük Osmanlı İmparatorluğu küçüle 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 Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimiz olmasa bu da yok elimizde. Dolayısıyla bizim alt belleğimizde şu var. Ya bu da giderse. Çünkü çok kaybetmişiz biz. Yani 150 yıl önceye dönüp bakarsan 200 yıl önceye, 250 yıl büyük Osmanlı İmparatorluğu özellikle son yılları o gerileme döneminde kaybetmişiz, kaybetmişiz. İşte her yerden Anadolu'ya gelmişler değil mi? Kafkaslardan, Balkanlardan, Araplardan. Dolayısıyla Ahmet, Hülya Hanım, şimdiki modern partiler tırnak içinde bu muhacir duyguları kaşıyorlar sürekli. Mesela bölünme bunlardan biri. Bölünme riski var mı Türkiye'nin? Her zaman var. 10 gram var, 10 ton var. Ama var, doğru. Ama bu çok kaşınmamalı. Siyaset bunu çok kaşıyor. Yani abartarak kullanıyor bunu. Tam da bu noktada mesela Hatay mesela gündem oldu.
Hatay'ın geçmişine baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün işte Cumhuriyet'e kattığı Hatay'daki yoğun göç mesela şu anda kamuoyunda ilgiyle izleniyor. Bu konuda tabii ki tedbirler alınacaktır umarım. Bu konuda beyanatlar veriliyor ama mesela belediye başkanı, şu anki belediye başkanı geçtiğimiz aylarda ve yıllarda açıklama yapmıştı. Demişti ki çok göç alması nedeniyle Suriyelilerin o bölgeye yerleşmesi nedeniyle yarınlarda seçimi bile kaybetme riskimiz olabilir demişti. Hatay'da? Tabii Hatay'la ilgili. Yani baktığımız zaman hani diyorsun ki ya küçüle küçüle bu noktaya gelmişiz. Bunu koruyalım insanlarda bu duygu her zaman hakim olur diyorsun. Elbette ki tüm işte bu seçenekler, bu gözlemler, insanlar yani şu anda belki televizyon izleyemiyor, radyo dinleyemiyor, gazete okuyamıyor ama sokakta geçirmeye devam ediyor. Bir de böyle bir handikapımız çok, var. Çok fena, çok yani, can yakıcı bir şu anda akşamleyin çıkın sahaya Mersin'de, Mersin'e deprem nedeniyle göç etmiş insanların dışında birçok site sakini ya çadırda ya aracının içerisinde ya da park ve yeşil alanlarda zamanını geçiriyor, binasına giremiyor. Adana daha daha duyarlı o şeye. Mesela sen Adana'yı çok yakinen bilen bir kişi olarak Adana'da daha mesela işte bilim adamlarının açıklaması Adana'da olası bir deprem demesi bile insanların konutlarından iş yerlerine sahaya taşınmasına neden oluyor, vesile oluyor. Müsaade ederseniz HDP konusunda birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi ya biz bu memleketin çocuklarıyız, bu toprağın çocuklarıyız. Bu konuda fikirlerimiz olması lazım. Böyle üstünü kapatarak, mahcubiyet yaparak. Şimdi Millet İttifakı'na geleceğim, Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e geleceğim. Yani ben eski manşetleri, gazete başlıklarını çıkarmak isterim. Kılıçdaroğlu bundan 3-5 sene evvel ben terörü bir yılda bitiririm dedi mi? Hatırlıyor musun? Evet. Dedi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam dünden HDP'nin kapısına giderim. 100.000 defa giderim. Çayını, kahvesini, yemeğini yerim. Çıkışta 3 cümle kullanacaksın. HDP'liler de bundan yanaysa ki yanadır. Diyeceksin ki teröre karşıyız. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne karşıyız. İçeride bunu konuştuk diyeceksin. Bütün kitleler peşinde. Neyi bekliyorsun? Neyden korkuyorsun? Yani bunu söylemek, karnından kimse konuşmasın. Ben CHP'nin yerinde olsam, tamam mı? 100 defa giderim HDP'ye. Bakın bir anıyla bunu taçlandırayım. Ahmet Özdemir iyi anımsayacak. Fikri Sağlar Bey, İttifakın büyükşehir adayıydı. Siz hatırlamazsınız, daha gençsiniz. Demokratik Güç Birliği. Bak şimdi, Mersin'de, evet. Rüya Hanım. Bak nereden nereye geleceğim. İttifakın güç birliği, ona o zaman adı güç birliğiydi değil mi? Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. 3 gün kala, 5 gün kala seçime bir yerel gazete 8 sütuna manşet attı. Apo demiş ki Abdullah Öcalan bebek katili, Fikri'ye selam söyleyin. Hatırlıyor musun? İyi hatırlıyorum. Fikri Sağlar'a selam söyleyin. Ben de buradayım. Fikri Sağlar ertesi gün burada benim canlı yayınım konuğum oldu. Kanal 33'te. Ekrana döndüm ben. Fikri Bey'i de tanımam etmem. Ahmet Özdemir tanır da ben tanımam. Yani uzaktan tanırım. Ve ekrana döndüm. Fikri Sağlar'ı söyledim ve şöyle dedim. Ben Fikri Sağlar'ı Abdullah Öcalan'ın yanında görürsem Fikri Sağlar'dan şüphelenmem. Abdullah Öcalan'dan şüphelenirim. Bize doğru gelmiştir diye. Yani kendi inandığı yanlış davayı satmıştır inşallah. Fikri Sağlar onu cumhuriyetçi yapmıştır. Üniter devletçi yapmıştır. Atatürkçü yapmıştır diye Fikri Sağlar'ın oraya gitmesini olumlu karşılarım. O selam söyleyin demiş. Aleyküm selam, gel bakalım şuraya. Cumhuriyete gel. Bölünmez bütünlüğe gel. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu ben HDP'de görsem, Kılıçdaroğlu'na kefil olmam da kimseye olmam yani. Ama Kılıçdaroğlu'nun yerinde de olsam CHP'nin, HDP'ye 100 defa giderim ve ona 3 cümleyi söyletirim. Söylemiyorsa zaten görüşmem. Nedir o? Bölünmez bütünlüğümüz, kardeşiz hepimiz. Kürt insanlarını inkar etmiyoruz. Kürt diye bir şey vardır. Kürt dili de vardır. Kürtçe de vardır. Tamam. Ama biz Çanakkale'yi beraber yapmışsak PKK'ya karşıyız. Bak bugün bana biri söyledi ya. Ey CHP, ey ittifak şunu bilin. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekti bunlar. Cumhurcu, Cumhur'a vermeyecek. Aslında sağ kökenli,
efendim cumhurun da içinde olan bir vatandaştı yani. Vermeyeceğim diyordu. Dedim ki fikrin nedir? Dedi ki yani Millet İttifakı'na vermeyi düşünmüyorum dedi. Neden dedim? Çünkü dedi bak onlar HDP ile dedi. Böyle böyle yapıyorlarmış dedi. Şöyle şöyle dedi. Şimdi ben burada söylüyorum. Ben varken bu memlekete bir şey olmaz. Ben varken Deniz Tuncay Akkapılı. Bunu siz de söylersiniz. Ahmet Özdemir dedi. HDP gelse ne olur gitse ne olur. Ama saygı duyacağız. Orada bir insan kitlesi var. Eğer Kandilci, PKK'cı ya da bölünmeden yanaysa biz onu yok edeceğiz. Ama değilse ki bana göre HDP'nin de büyük kitlesi değil. HDP'nin bile. Sadece Kürtlerin demiyorum. Yani bunların hepsi bölücü, parçalayıcı değil ki. Vatan evladıdır çoğu. Ve bizim görevimiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi, aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin olduğu gibi PKK'yı bitirmek, terörü bitirmek, herkesi kardeşlik cumhuriyetinde, Türkiye Cumhuriyeti birleştirmek. Niçin o zaman karnından konuşuyor herkes? Kemal Bey de çıksın. Bakayım yarın gittiğinde ne diyecek? Kapıya çıkacaksın HDP'lilerle beraber. Biz anlaştık kardeşim. Hep anlaşmıştık. Hangi konuda? Üniter devlet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü. Doğru mu kardeşim? Evet. Geride Kürt kardeşlerimizin sorunları var. Zaten çözmemiz lazım. Varsa var. Burada kesiyorum. Yaygın medyada izlediğimiz kadarıyla işte HDP-CHP buluşması hep ön saplara çekilmek isteniyor. Ancak baktığımız zaman siyasi partilerin içerisinde HDP ile görüşmeyen, geçmiş dönemlerde birlikte olmayan parti var mı? Bugün mecliste mesela açıkladılar. Dediler ki Millet İttifakı içerisinde yer alanlar meclisi yönetiyor dedi. Birlikte aynı komisyonlarda oluyoruz dedi. Şimdi elbette ki teröre hepimiz karşıyız. Yani hepimiz bu konuda ülkemizi seviyor, bayrağımızı seviyoruz. Şehitlerimizi savunuyoruz. Ama baktığımız zaman yani insanları ötekileştirmek, kutuplaştırmak, insanları hani dağa çıkmasın diyoruz ya, bu anlamda düşünmek lazım diye düşünüyorum. Tabii Kılıçdaroğlu mutlaka görüşecek. Bunu da açıkladılar zaten. İyi görüşsünler Ahmet Bey. Ben evet. Diyorum ki iyi görüş. Otur saatlerce görüş. Bir daha görüş, bir daha görüş. Kürt kardeşlerimizle, hatta HDP'yle biz iyi görüşmemiz lazım. Hepimiz. Neden? Evet. Kardeşim dağa da gitmeyeceksin, bağa da gitmeyeceksin. Biz kucaklaşmazsak, sorunlarımızı çözmezsek, başta Amerika, İsrail olmak üzere terörü destekliyorlar, kışkırtıyorlar, bölücülüğü kışkırtıyorlar. Biz olacağız. Kucaklayıcı kardeşim. Olacağız. Biz olacağız. Evet. Bu cumhur yani içinde Orta geçerli. Doğu'daki yaşanan sıkıntıları görünce, bu deprem aslında çok şey öğretti insanlara. Yani baktığımız zaman o manzara, o kaybettiklerimiz, canlar, bence insanları bir kez daha düşünceye sevk etti. Deniz'in de söylediği gibi insanlar sandığa giderken bu gözlemlerini, duygularını sandığa yansıtacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir notu da paylaşmak isterim. Şimdi tabii isim zikretmiyoruz bu programda ama çünkü adaylık müracaatı henüz başlamadı. Evet. Başladı dendi ama Facebook, netleşen Facebook isimleri tabii. Var. Ya şöyle aday adaylığını söyleyen evet. insanlar da gerek haber bültenlerimizde gerekse programlarda yer aldı ama resmileştikten sonra elbette ki hem potansiyel adayları dillendirmek, aynı zamanda kamuoyunun beklentilerine cevap vermek adına onların işte kamuoyuyla buluşmasını sağlamak adına elbette ki Kanal 3 olarak biz de görevimizi yapacağız. Bu arada aradıklarım oldu mesela işte çarşamba, perşembe gün Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım. Ondan sonra yine Kanal 3 ekranlarında veya farklı mekanlarda, farklı alanlarda seçmenle buluşacağız diyen çok sayıda insan var. Fakat merkezlilerin belirlemek istemesi, yani bir ön seçim yapma şansları yok bu kısalan süreçte. Biraz böyle siyasete olan adaylık ilgisizliği var mı Deniz? O acı bir gerçek. Şeyi diyecektim tam senin sözünün üstüne. Kanal 33 televizyonunda kişilerin, adayların, aday adaylarının kendini ifade etmesi çok değerli. Biz olduğumuz için değil. Kanal 33 en ücra köyden kent merkezine kadar örgütlenmiş tek televizyon. Yani Ahmet Özdemir'in bunda büyük katkısı vardır. Sağ olun. Ama yönetim kurulumuz Mersin'den ilk
TürkSat uydusuna çıkıp 10 yılı aştık. Her köşede olan televizyon bu televizyon. Yani kumandada yerimiz olan, açıldığı zaman 13 ilçede en dağ köyünden ovaya kadar. Dolayısıyla kişiler burada kendini anlatsın. Tarafsızlığı lafta değil, özdedir yani Kanal 30 için. Her partiden insan gelir, görüşünü saygıyla anlatır. Toplumla buluşması, Mersin'le buluşması sağlanacak. Biz burada çok önemli bir nefer olacağız. Evet. Toplumla bu insanları buluşturacağız. Zaman çok dar. Ön seçim zaten yoktu da. Ankete zaman var mı onu bilmiyorum. Yani Mersin için diyelim anket yaparlar. Hangi isimler öndedir diye ittifakın veya kişiliği, partilerin. İnşallah bunu yapsınlar ama Ahmet Özdemir. Yani haybeye, heybeden rastgele bir şey çıkarmasınlar yani. Yani şöyle, Çamlıya ile Anamur arasında kırsalda merkezde sürekli gezdiğimiz için söylüyorum saha gözlemlerim. İnsanların beklentisi var. Yani kendine yakın insanları istiyor. Tepeden atansa bile Mersin'e yakışanı tabii, istiyor. Tabii. Mersin'e ve yakışanı istiyor. Tabii yani. İçimizden biri olsun diyor. Benim dokunabileceğim, kapısını çalmadan girebileceğim. Ama Mersin'in de sorunlarını çözme noktasında en faydalı insanları istiyor. Şimdi baktığımız zaman geçmişten bugüne tabii çok sayıda insanı barındırdı. Dışarıdan atamayla gelen. Bütün siyasi partiler yaptı bunu. Doğru. Artık buna bir çare diyor insanlar. Şimdi tabii ki sahada olacağız. Gerek stüdyoda gerekse sahada. Çamlıyayla'dan Anamur'a hem kırsal bölgedeki tarım alanlarında, köylerinde, beldelerinde, aynı zamanda da merkezde. Ama insanlar şunu ifade edebiliyor, rahatlıkla söyleyebiliyor, artık içimizden biri olsun diyor. Siyasi partiler yapacakları listeye çok dikkat etmeli bir defa. O bölgeyi iyi tanıyan, o bölgeyi yani ne diyeyim, özümsemiş, insanların sevdiği, saygı duyduğu isimlerden oluşturması durumunda zaferle çıkacaktır. Bu Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı fark burada etmiyor. Burada acı bir gerçeğin altını çizmem lazım. Evet. Başkanlık sisteminde halk bunu gördü mü, tam belledi mi? Şu, milletvekili, Cumhur İttifakı'nın AK Partili ya da MHP'li milletvekili vatandaş bir isteğini söylüyor. Diyor ki bakana ulaşalım şunu. Milletvekili diyor ki ben de ulaşamıyorum bakana. Bak şimdi niye? Çünkü bakan mecliste değil. Bakan doğal olarak sarayda Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber kabineyi oluşturmuş. Zaten seçilmiş bir bakan değil, atanmış bir bakan. Vatandaş bu ayrımı gördüyse Hülya Hanım, bu seçimin önemi veya önemsizliği burada açığa çıkacak. Vatandaş çünkü bunu yaşadı 4-5 yıldır. AK Partili vekile, MHP'li vekile diyor ki ya bakana ulaşalım da şu hayvancılık sorununu anlatalım, şu şehircilik sorununu anlatalım. Cumhur'un vekili diyor ki ben de ulaşamıyorum bakana. Neden? Nerede görecek ki onu? Özel randevu alıp gitmesi lazım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsa bakanlar sürekli mesai halindeler. Seçilmiş olsa zaten o bakan olaya daha iyi bakar. Acaba diyorum bu seçimde bu ayrımı da vatandaş hissettirip ona göre oy kullanacak mı? Onu gördü mü yani? Bakanların Deniz hem onu gördü. Olması. Mesela bir 2B konusu var. Mersin'in sen biliyorsun tarım alanlarıyla ilgili. Bu sorunu bile aşamadı Mersin. Yıllardır ektikleri, biçtikleri, ecrimisil ödedikleri yerler ihale yoluyla satışa çıkartıldı. Hiç bilmediği insanlar, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen insanlar ihale yoluyla satın aldı. Ve insanlara dendi ki işte ağacını kes, tarlayı boşalt. Şimdi ben biliyorum Çamlıya'yla Anamur arasında tabii. Tapular iptal yani oldu. Tapular iptal oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale yoluyla satışına karar verildi. Şimdi yarın milletvekili adayları gittiği zaman bunları sormayacak mı insanlar? Yani güvenlik güçleri vasıtasıyla, kaymakamlıklar vasıtasıyla boşaltın. Terk edin bu alanı dedikleri alanlarla ilgili. Yani insanlar kendi sorunlarını da içeren kararlar verirken elbette ki bu olumsuzlukları da göz ardı etmeyecektir diye düşünüyorum. Yine ama şunu da söyleyelim sevgili Özdemir. Evet. AK Parti'nin 20 küsür yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde, önderliğinde uyguladığı bir sistem, yerleştirdiği bir metodoloji var. Öyle böyle beğenelim beğenmeyelim. Şimdi bu tarafta Millet İttifakı'nda bir yılda, bir ayda, iki ayda lider olunmuyor.
dert anlatılamıyor. Şeyin avantajları da var. Yani Cumhur İttifakı'nın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iktidar olmasının getirdiği yıpranmışlık bir yana iktidar, Recep Tayyip Erdoğan'ın hala bir lider vasfı var. Bu tarafta liderden ziyade liderler çıktı. Ben saygı da duyuyorum. Yani burada bir heyet çıktı. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde olacak. Sonuçta yine tek adam Cumhurbaşkanı ama bir heyeti var. Ama göstermelik bir Cumhurbaşkanı. Geçiş süreci diyelim değil mi buna? Tabii öyle umut ediyoruz. Öyle de söz verdiler, imza attılar. Diyorum. Biz vatandaş şunu bunu gördü diyoruz ya. Bir yerde de AK Parti'yi Cumhurbaşkanlığı istikrar görüyor. Her ne kadar her taraf doğal olarak ve siyaset nedenlerle dağınık da olsa acaba yine Recep Tayyip Erdoğan toparlar mı? Acaba bunlar, çünkü bak geçen hafta kavga vardı. Şimdi kavga yeni bitti. Bitti gibi. İyi bir birleşik irade yansıtabilirlerse sahaya. Şimdi deprem bölgesinde hepsi, benim bile başım döndü. Deva Partisi lideri bir yanda, o bir yanda, bu yanda. Bir açıdan güzel, bir açıdan başım dönüyor. Lider hangisi? Tamam mı? Yani bizim toplum da lideri sever. Birini takip etmeyi sever. E şimdi 7 kişiyi, 10 kişiyi takip ediyor. Topluma da yazık ama yani. Ama bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş, farklı liderlerle birlikte sahada. Tabii bu arada Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı yine evet. Sahada. Öyle olunca evet, takip etmekte zorlanıyoruz. Biz Mersin'e evleneceğiz. Tabii ülke gündemini yakinen takip edeceğiz ama Mersin'in... Mersin'de size sorayım, Hülya Hanım müsaade ederse. Senin hani sahaya çok iyi bastığın için en hareketli, seçime böyle en istekli parti hangisi? Aday adaylığı açısından da bakarsak. Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti'de biraz durağanlık var. O da şuradan kaynaklı. Merkez atamasında kimlerin geleceği konusunda işte eskiden, daha doğrusu bu dönem vekil olanlar konacak mı konmayacak mı şeklinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hareketlilik var. İYİ Parti'de yine beklenti var. Çünkü orada da bir lokomotif var. Baktığımız zaman tabii siyasi partilerde hareketlilik, durağanlık var ama ben aday başvurularını görelim. Ondan sonra seçmen alanlarındaki gözlemimizle bütünleştirdiğimiz zaman daha net konuşabiliriz. Peki bir şey duydum dün. Yani televizyonda duydum, tam algılayamadım. Evet. Siz habercisiniz, içindesiniz diye. Deprem bölgesinden ayrılıp diyelim ki Mersin'e yerleşen bu bir ay içinde kişiler burada oy kullanacak, o imkanlar ama buranın, buranın milletvekili seçimine kullanacak diye duydum. İnşallah yanlış duydum. Yani Hataylı diyelim geldi buraya, Maraşlı geldi. Buna oy kullanma imkanı sunulacak burada ama Mersin bölgesi için geçerli olacak o ay. Ama oy. Bu haksızlık olur. Bundan yani buradaki tamam, ikametlerini seçmen kaydı. Seçmen kaydını buraya aldıranlar. Seçmen kaydını ve ikametgahını buraya aldıranlar. Seçmen kaydını, ikametgahını... Ama bir dakika, aldırmadı. Adam alelacele can havliyle diyelim Mersin'e geldi. Buraya kaydını da, kaydını derken artık burada oturuyorum dedi. İkametgah bildirdi. Daha doğrusu nüfus şeyini. O zaman o... Devletten kaydını yaptırarak burada buranın vekili için oy kullanabilecek diye ben de öyle biliyorum. Tersi şu mu? Tersi. Buradan ille de diyelim Hatay'a gitmesi lazım ya da Maraş, öyle mi? Tersi. Öyle evet. Öyle bakalım. Görüyorum. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra E-Devlet üzerinden de yaptırabileceklerini evet. söylüyor. Yani nüfusu evet. aldırttığına göre burası için oy kullanmış olacak. 11 ilden deprem nedeniyle gelenlerin oyları tasnif edildikten sonra o bölgedeki insanların kullanacağı oylarla bütünleştirilmeli. Aslında böyle bekliyorduk. Budur. Değil mi? Yani çünkü, böyle olması gerekir. Çünkü bu gelen insanların, bunlar Suriyeli değil ki, büyük bir kısmı şehirlerine geri dönmek isteyecekler, istiyorlar. Seçimden işte, sonra. Ya, en kısa zamanda yani orada veya yaşama. Veya yakın zaman diliminde yaşam alanları düzenlendiği zaman. Peki burada Mersin için oy kullandı bu diyelim Hataylı, Maraşlı, Adıyamanlı. 3 ay sonra da çekti. İmkan buldu. Memleketine döndü. Nasıl olacak bu iş? Yani burada bir antidemokratik bir durum yok mu? Tırnak içinde söyleyeyim. Ya bu biraz
alelacele alınmış. Yani buradaki Hataylı Hatay milletvekili için oy kullansın. Buradaki Maraşlı Maraş için kullansın. Adıyamanlı Adıyaman için. Osmanlı birleştirme tutanağı denilen bir tutanak var. Yani buradaki kullanılan tasdif sonucu oy pusulalarından çıkan sonuçlar aslında o bölgenin oy pusulalarından çıkan sonuçlarla bütünleştirilip o bölgeye seçilecek vekilleri belirlemeli diye düşünüyorum. Şu anda Hatay'da yarısından fazlası yok olmuş. Yani seçeceği vekiller konusunda ne yapacaklar bilemiyorum ama insanlar orada canı için uğraşırken bitmiş. Ahmet. Bilmiyorum ne kadar onların gündeminde ama biz yine o da hayatın bir gerçeği olarak gündeminde. Ne yazık ki hayatın dayattığı bir gerçek. Ülkeyi kim yönetecek? Yani ne yazık ki cenazeyi kaldırır kaldırmaz bu önündedir. Hani Osmanlı padişahlık döneminde de var, Cumhuriyet'te de var. Yani Mustafa Kemal Atatürk ölüyor. Ölürken daha yani ölüm döşeğindeyken ülkeyi kim yönetecek diye hem kavga hem barış içerisinde bir aday arayışına giriyor. Bunu olağan yani değil mi? Devletlerin yaşaması için. Burada da ülkeyi yine Cumhur İttifakı mı yönetecek, burası mı yönetecek? Cenazeyi kaldırır kaldırmaz acımız daha ortada dururken hayatın bir gerçeği yani. İçimiz buruk da olsa bu seçim olacak ama biz biliyoruz ki yarım yamalak oluyor. Evet. Kimse hazır değil, herkes buruk ama hayatın gerçeği yani. Ülkenin tabii, de gerçeği. Adaylık için çalışmalar yapan işte aylardır bazı isimler var. Bunları önümüzdeki süreçte mutlaka kanaltı çeker, onları da toplumla buluşturacağız. Ama şu andaki durağanlık aslında bütün siyasi partilerde var. Gündem gereği yani gündem deprem. Bugün Kılıçdaroğlu gidiyor mesela deprem çadırlarında gününü geçiriyor. Çadırda yatıyor canım. Bu bir gerçek. Evet. Şu andaki bir gerçeği vurgulamak istedim. Tabii, fakat bize çok para lazım. Yani bu ülkeye bak. Bizim cebimizde... Bu enkazı kaldırmak kolay mı? Ahmet cepte para yok. Cepte para yok. Bütün dünya ekonomilerine bakalım. Gelişmiş, az gelişmiş. Bankada biraz para olur. Tamam mı? Biz Almanya bizi kıskanıyor ya, biz de onu kıskanıyoruz. Almanya'da tasarruf diye bir şey var. Evet. Yani bankada para var. Bizde para yok. Hep bulduk. Tayyip Bey bulur. Doğru bulur. Bize çok para gerekiyor. Bu da zaten bizden çıkacak daha çok. Vatandaştan çıkacak. Hangi iktidar gelirse gelsin. Burada Cumhur'a bakıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mahareti var. Yani para bulma, parayı yönetme filan. Tamam. Bu taraf... Kılıçdaroğlu tarafı bir, derdini iyi anlatabilmeli. Ben kaynak bulurum. Bu enkazı kaldırırım, yaraları sararım. İki, rüşvete, hırsızlığa, yolsuzluğa izin vermem. Zaten onun üzerine çalışıyor. Aynı şeyi AK Parti de söylüyor ve söyleyecek. AK Parti demez ki biz böyle böyle. Evet. Bak bugün etle ilgili bir şey duydum. Dışarıdan canlı hayvan ithalatı ve karkas geliyor. Et fiyatları hızla yükseliyor. Bana göre çoktan yükselmesi lazımdı. Ama çünkü yem fiyatları yükseldi zaten. Daha yani. daha. Peki. Bugün dana eti 250 lira. Nasıl yapmış liradan. Hükümetimiz önlemi nasıl alıyor? Dışarıdan hayvan getiriyoruz. Canlı veya karkas. Peki kardeşim. Bu halk iyi bilir. Taşımasıyla nereye kadar? Birinden bir şey duymuştum doğru veya yalan. Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir ithalat lobisi var. Her şeyi ithal edelim. Para var cepte. Şirketler yani lobi bu. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşır ulaşmıyor. Yani bir duvar var orada. Hiç umurunda değil şey. Milli ve yerli olmak. Recep Bey'in umurunda olabilir. Cumhurbaşkanı bunların değil. Bir şekilde film çevirip eti de dışarıdan ithal edelim. Pirinci de getirelim. Ya biz ekelim. Boş ver sen onu. Biz getirelim. Hazıra daha dayanmaz. Şimdi et fiyatlarındaki yükselişi kırmak için dışarıdan ucuz et getiriyoruz. Kimse sormuyor. Dışarıda niye ucuz bu et? Türkiye'de niye pahalı bu et? Yer fiyatları girdi. İşte onu diyor. Bizim üreticinin girdi maliyetlerinin bizim yüksek üretici, olması. İneğini, danasını niçin sürekli kesime gönderiyor? Haberi olmasın 20 yıldır nasıl haberi olmuyor? O da var. Yani yazıktır ama değil mi? Hayvancılık da bitti de onu diyorum. Bir hayvancılığın başında biri de aday mıydı? Keçi, koyun, damız. Evet. Yani inşallah ben bilemem AK Parti'den olur, buradan olur insanlar
üretilemediğini göstersin artık. Üretemiyoruz. Yani girdi fiyatlarından dolayı. Dışarıdan hayvan getiriyorsun, ucuz. Soru ya, orada niye ucuz? Getirme, niye ucuz? Bizde niye pahalı kardeşim? Güneydoğu Anadolu bütün Türkiye'yi beslerdi. Ve bıraksan hala besler. Oraya bir terör icat ettiler. Tamam mı? Evet. İnsanları böyle... Meralar. Tabii. Güneydoğu Anadolu, evet. Hülya Hanım. Ben üniversitede okurken Türkiye'nin nüfusu 50 milyon biraz küsür. Hayvan sayımız küçük baş ve büyük baş 50 milyon. Bir kişi başına, kişi başına bir hayvan düşüyordu. Bak. Hani diyorlar ya kendi kendini besleyen ülke. Bir insan bir hayvan. Şimdi nüfusumuz 85 milyon. Hayvan sayısı 85 milyon var mı? Yok. Bilmiyorum 30 milyon 40 milyon. Dışarıdan hayvan getirdiğimizden belli zaten. Et getiriyoruz. Niye? Üretemiyoruz artık. Neden? Mera da yok. Bir kere girdi maliyeti diyorsunuz ya. Dışarıda niye ucuz biliyor musun? Aslında hayvanı beslemek kadar bedava bir şey yok. Bedava. Mera alanlar. Nedir? Atasözü ne diyor? Saldım çayıra Mevlam kayıra. Ya çayıra sarıyorsun. Senin çayırın kalmadı. Meren kalmadı. Orman hayvan teşvik de vermiyorsun. Hülya'nın noktada. Oturduğu yerde hayvana sürekli yem. Bu olmaz. Yetiştiremezsin. Dışarıda niye ucuz? Ya salıyor. Merası çayırı var. Yiyor, içiyor. Bedava. Sana satıyor. Biz de dolar bulup bunları satın alıyoruz. Millet yerleri. Et yesin diye. Bu arada bu program yeri midir bilmiyorum ama fırsatçılara da değinmek lazım. Tabii yeridir. Şimdi Mersin'e göç etmiş binlerce insan var. Gayrimenkul fiyatlarının ve kiraların yüksek olması gerçekten hem buradaki ikamet eden, göç etmemiş insanları etkiliyor hem de göç eden insanları. Şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç kez açıklamasını gördüm. Ulusal yerel medyada, Emlakçılar Odası. Bir defa şeyden başlamak lazım. Emlak komisyoncuları komisyon almasın mesela kiralama işinden. Ya bunları veren bir komisyoncu var. Emlakçısı var. Tabii 15 bin 20 bin lira deriz. İnsanlar ağladı bizim mikrofonlarımıza. Evet. Silipke'de. Yani bugün 3 bin lira 4 bin lira olan kira fiyatları 15 20 bin liraya çıktı. Evet bazılarını şikayet etmişler ceza aldı ama şimdi 500 bin insan nerede barınıyor? Sevgili Ahmet bak yine sen çok iyi takip ettin geçmiş yıllarda Hülya Hanım. Ne olması lazım biliyor musun? Bak sinirlenmeyelim yine. Kirayı boş ver. Zaten ev yok. Bak bir. Zaten ev yok. Yok. Neden yok? Ben burada memleket meselesinde iki hafta önce söyledim. 300 bin kabaca Suriyeli gelmiş son 10 yıl. Değil mi? Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra gelen. Dur 300 bini ona böl dedim ya. 30 bin yapar. 30 bin ev bunlara gitti. Kiralık veya sattık. 30 bin ev Suriyeli. Şimdi 400 bin insan geldi. Sayın Seçer söylüyor. Ona bölüyorum ben fazla. 40 bin ev lazım. Bak kardeşim. Eskiden Hülya'nın belediyelerin birinci görevlerinden biri ne biliyor musun? Arsa üretmek fakire. Hükümetin birinci görevine devletin arsa üretmek fakire. Bak Mersin'e bakıyorum buradan. Arsa mı kaldı? Kaldı. Şöyle kaldı. Doğru soru da. Burada yok. Böyle bak şimdi buradan. Daha doğru bak. Doğru. Tamam mı? Orman vasfını yitirmiş. Mehmet'e satalım. Satma. Dur bir dakika hemşerim. Bilmem ne. Hazinenin yağmalandı da çoğu. Nedir o? Bizim hazinenin malı yani. Evet. 2B veya ne diyorsunuz ya işte bizim hazinenin. Kabaca. 1, 2, 3. Tıp. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti acilen Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerini de hemen yan yana getirerek dağın başına kadar imarlı, ifrazlı ve projeli arsalar böyle 200'er metre diyelim üretmek zorunda. Kalmadı, tamam mı? Yer kalmadı Deniz. Bir dakika kimsenin... Hep böyle yandaşlara satma adına... Nasıl yapacağız? Veya... Hülya Hanım nasıl olacak peki ya? Ev lazım bize. Fakat bugün bir şey dikkatimi çekti. Tebrik ediyorum AK Parti'yi. Tebrik ediyorum. Şu ilk işim, ilk evim 3 ay önce bir proje başlattı ya. Bugün bakan kuruma baktım. Hiçbir şeyi geri bırakmamışlar depreme karşın. Kurallar çekiliyor. Belki haber yaptınız, belki gördünüz. Ben şöyle diyorum. Allah razı olsun. Sayın AK Partililer, eğer gerçekten arsa bulup fakir, yoksul, orta gelirli insanlara satabiliyorsanız ancak bu burada durdu.
seferberlik şeklinde şimdi geç kalındı. Biz diyoruz kiralar pahalı, bırak şimdi kirayı mirayı. 200 metrelik, tamam mı? Geçen biri söyledi, Ahmet iyi bilir, rahmetli babası da meclis üyeliği yapmış Köksal amca. İl genel meclisini bana söylediler, ben unutmuşum, siz daha iyi bilirsiniz. Köylerde 3 proje varmış, ev projesi. Köylü ev yapacağı zaman şey karışmıyor ona, belediyenin imarları. Çünkü şeydi, il genel meclisi. Evet. Valilik bunlara diyor ki dur hemşerim. Tamam, altyapı yok, şu yok, bu yok ama düzgün bir ev yap. Gecekondu yapma. Ev projesi bu. Doğru mu? Evet. Denetliyorlardı köylerde. Şimdi çok çok acil, eğer biz Türkiye Cumhuriyeti güçlü devletsek, hemen Ahmet, bunu içim yanıyor günlerdir, aylardır. Fakir insanlar ya da cebinde biraz para var, arsa bulamıyor değil mi? Bizim birinci vazifemiz sadece Mersin'de değil, Türkiye'nin her yerinde devlet hızla arsa üretecek, küçük küçük fakir ve orta gelirli. Şimdi mesela kaç para? 200 bin liraya, bak 150 bin liraya kredi de verecek, 200 metre yolu olan, altyapısı olan, iyi kötü, dağın başında da olsa. Sen buna inanıyor musun? Kadir inanır, buna inanır. Ben ama bir mühendis ya, ve gazeteci olarak diyorum ki bu olmak zorunda. Olmak zorunda. Yoksa çok katlı binalara devam. Mevcuttaki tek ev projesinde de şimdi ya, asgari ücretli bunlar zaten faydalanamıyor. Aylık ödemesi 30 bin lira, 25-30 bin lira buluyor. 1,5 milyondan hesaplaştan. Işte, o yüzden zor. Şehirle, kent merkeziyle alakası olmayan 300 metre yerler bile milyonlarla ifade ediliyor. İşte bunun olmaması lazım. Depremden sonra, öyle değil mi? Tabii. Sevgili kardeşim, nasıl yapacağız? Çok katlı yapılar istemek yerine yukarıları tercih ediyor. Hepsi değerlendi. O yüzden bak Hülya Hanım, siz daha gençsiniz. Bir şey söylüyorum. Devlet, sosyal devlet işin içine girmek zorunda. Nitekim AK Parti isteyerek istemeyerek 3-5 ay önce girdi. Tamam mı? Arsa satıyorum, ev satıyorum, dükkan satıyorum demedi mi? Dedi. Kime? Orada da rakamlar yüksek de. Çok yüksek. Kardeşim cebinden vereceksin. Aynı sağlık gibi. Barınma anayasal bir hak. Evet. Kesinlikle. Ben diyorum ki 200 metre arsayı Ahmet hiçbir kar gütmeden Türkiye'nin her yerinde ve Mersin'de mesela 150 bin liraya, 200 bin liraya 200 metre arsayı vereceksin. 10 yıllıkta kredi vereceksin. Bitmedi. Adam 3 bin ödeyecek. 3 bin lira. Bitmedi. Ev projesi... Uyuruz o zaman. Bak ev projesini... Oturan bir evet, kişi olarak... Ya eskiden yani... bu yaşandı mı Ahmet? Sen bilirsin. Bu yaşandı mı? Evet. Senin bu güney kentler şu... Eskiden yaşandı mı? Yaşandı. Türkiye'nin her yerinde yaşandı. Bunu sosyal demokratlar yaptı. Solcular yaptı. Şimdi sağcılar yapıyor. Yapsın. AK Parti yapıyor. Kim yaparsa yapsın. Yalnız AK Parti yine orada tabii rant giriyor işin içine. Kardeşim aklın yolu bir. 150-200 bin liraya 10 sene kredi de vereceksin. 3 bin. Arsasını aldı, cebine koydu. Tamam. Ev yapması için ev kaça çıkar diyelim, 700 bin lira. Ver krediyi, 3-3-5-5 ödesin. Nerede? Nerede olursa olsun. Bir evi olsun. Belediyede yolu açsın. Hülya Hanım, bu olmak zorunda. Ama kazıklarsın vatandaşı, pahalı satarsın. Fakat gerçek bir devlet, sağcı solcu hükümet olsun fark etmez, Allah için bunu yapmak zorunda. Bunu Almanya yapar, Fransa yapar, İngiltere yapar. Devlet böyle olur. Vatandaşı açıkta bırakmaz. Vatandaşı açıkta bırakmaz diyorsun. TOKİ'de bir kura çekimi yapıldı. Evet. 10 bin kişi toplandı. Salonda kurada ismi çıkan 10 kişi bağırmadı. Yarısı boş. Gidip inceleyebilirsiniz. Yetkililer de incelesin. Ney boş yani? TOKİ'den kurada hak kazanmış ama içine gidip oturmamış. Ya ben TOKİ moki demiyorum. Yok yok, şunu söylemek istiyorum. Hep yandaş isimler ön plana çıkıyor. Bir dakika özür dilerim. Yine siz bileceksiniz, Hülya Hanım da anımsar. Büyük şehrin Macit Özcan döneminde ve sanıyorum önceden gelen imar inşaat vardı. Hala var da. Bununla bina yaptı mı? Ben de bir ara alacaktım. Şeydi. Okan Bey'in zamanında da, Kaya Bey'in zamanında nerede da yapılan binalar. Nerede o mahallenin adını söyle şimdi. Akbelen'de. Şeyde. Güneykent'te. En sonuncuyu söylüyorum. Şu şehir hastanesine giderken sağda. O mahallenin adı ne? Şeyde, ben de unuttum. Benim komşu mahalle. Toroslar Kültür Merkezi'nin en üst kısmında. Yunus Emre Kültür Merkezi. Çok katlı olmasına karşın. Cumhuriyet sağlam, konutlar. Cumhuriyet konutu. Bilir misiniz onları? Biliyorum. 250 liraydı 5-10 yıl evvel. Tamam mı? Biz alamadık. Ahmet de alamadı. Bize yardımcı da olurlardı. Bak çok katlı ama TOKİ evi sağlam. Kaya üstünde. Güzel yapıldı. Malzemeler zemin için de sert. Bak aynı TOKİ evleri gibi. Zaten ötesinde TOKİ evleri var. Hamit Tuna Bey'in girişimiyle oldu o zaman. Cumhuriyet evleri. Benim söylediğim yaşandı. Ben uydurmuyorum ki bunu. Ya da benim hayalim değil. Macit Özcan döneminde
yüzlerce belki bine dayanan orada duruyor o evler. İnsanlar fakirler. Asgari ücretler aldı. Ahmet de bilir. Tamam da o zamanın ekonomik koşullarıyla şu anki bir değil. O zaman 250 bin liraydı. Bir dakika. Şu an 1 milyon, 1,5 milyon. Bunu, o zamanınki faiz oranları yani, farklı. Şu anki faiz oranları haklısın, farklı. Haklısın bir dakika. Öyle gidersek zaten umutsuzuz. Evet. Diyorum ki. Bizi umutlandırıyor. Hayır. Cebinden vermek zorunda. Kim? Devlet. Tamam, belediye, devlet zaten bakanlık. Şu anda cebinden de veriyor ama daha sonrasında onu geri almak kaydıyla. Taksitler ödemeye başladığında. Yanılmıyorsam bir yok, alıcı yok. Koyuyorsa bak, bir devlet AK Parti, koyuyor ama daha sonrasında onu geri alıyor. AK Parti hükümeti dahi iyi niyetle tırnak içinde şu konut sahibi yaptılar ya. Tayyip Bey açıkladı canım 600 bin lira değil miydi? He? Yani yarısını devlet ödüyor sanki yarısını şey. Ya yapar devlet isterse yapar ve yaptı. Belediye bile bunu yaptı. Fakat burada sorun ne? Bir. Uzaya ev yapmayacaksın. Arsa yok. Arsa üretmek zorundasın. Arsa yok. İki, ucuz kredi verilecek. 5 milyona, 3 milyona kimse ev alamaz. Onu demiyorum. Ev sahibi yapmak istiyor musun sen adamı? İstiyorum. Fakiri, dar gelirliği istiyor musun? AK Parti'yi de soruyorum buraya da. İstiyorum. Bu arada bir dipnot, birinci sınıf tarım arazilerini yok etmeme kaydı. Kesinlikle. Peki, çok katlı bina var ya. Evet. Kötü değildir. Nasıl kötüdür? Uzmanlar açıklıyor. Zemin çok kötüyse... Bir şey söyleyeyim mi Ahmet Bey? Şimdi Ahmet Özdemir araştırmacı gazeteciliğiyle hepimize fark atan bir abimiz. Ben bir yerde ona fark atabilirim. Zulamda duruyor. Tarımla ilgili diyor bak, yani. Bak yok. Evet, onunla da evlendireceğim. Evet. Yoksa Ahmet gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç kere konu oldu. Ahmet'in yaptığı kesinlikle haberler öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde dile getirildi. Şimdi çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Bunu hep konuşalım. Adana'ya buradan giderken Çuko Birliği'nin bir binası var. Siz de hatırlar mısınız? Koca büyük bir bina. Çok şık bir bina aslında. Yıllardır o bina kullanılmıyor biliyorsun değil mi? Sen çok iyi bilirsin. Siz hatırladınız mı binayı? Evet hatırlıyorum. Evet. O bina kullanılmıyor Hülya Hanım. Benim bilgisayarımda video duruyor. Bizim Cihan kardeşimi aldım. Çukurova Üniversitesi'ne gittim 5-6 yıl önce. Tamam mı? Bir gazete çıkarmak istiyorum. Yani o tarımın sesi diye internette duruyor. Evet. Manşet atacağım. Hiç çıkmadı o gazetede. Gittim hocayla konuştum. Mikrofonu dayadık. O bende duruyor. Ahmet hoca bir şey anlattı. Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İlk kez buradan açıklıyorum. Hülya Hanım bunu haber yaparsa da yapsın ben konuşacağım ayrıca. Bak şimdi Türkiye'de yok. Nereye getireceğim işi? Hatay'daki havaalanına getireceğim. O bina niye kullanılmıyor? Birinci soru. Alüminyum zemin diyorlar ya. 40 sene önce mi ne? Bu binayı yaparlarken Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden görüş almışlar. Karşıt görüş mü verdi? Bir dakika görüş almışlar. Hocalar görüş vermişler. Namuslu bilim insanları. Demişler ki burada olmaz. Çünkü bu demiş bu toprak yapısı. Alüvyonlar. Evet suyu tuttu mu? Bir de bak bir şey var ben mühendisim ama çok bilmiyorum. Diyor ki suyu emer. Sonra bırakır. Boşluk çok ya içinde toprağın. Temellere yansır. Ve adam, hoca bize anlattı. Biz o bina yapmayın dedik. Bakanlık dedi ki 40 sene önce. Biz onu bilime uydururuz filan. Uydurdular. 5-10 yıl, 15 yıl kullandılar. Şu anda o güzelim bina, çok hoş bir bina. 20 senedir belki boş duruyor, bitmedi. Ben niye gitmiştim o hocaya biliyor musun? O bina için gitmedim. Çukurova Bölgesel Havalimanı için gittim. Tamam mı? Dedi ki aynı risk orada var. Ve ben manşetim ne biliyor musun? Ahmet iyi yapar bu işi. O manşeti hiç atamadım. O manşet neydi biliyor musun? Çukurova Havalimanı da bitmiyor. Hala bitmedi de. Ben şöyle manşet atacaksın. Bitse de açılmayabilir, çalışmayabilir. Allah Allah nasıl? İşte böyle. Hatay'da aynısı yaşandı. Diyor ki bana hoca, o köy yollarına git bak diyor. Adana'da, Mersin'de. Hocam asfaltlar ya diyor. Evet kendi kendine çatlar diyor. Hiç dikkat ettin mi? Etmedim dedim. Çünkü diyor suyu alır, şişer, böyle basınç yaratır, su kurudu mu geri çekildi mi geri çekilir, o boşluklar asfaltı çatlatır durup dururken. Belediye daha bir asfalt döker onun üstüne, tamam mı? Demek ki asfalt da zararlı aslında, asfalt yapmamak lazım o yolları. Mucurla karışık güzel bir şey yapmak lazım. Şimdi bizim, bak buradan Allah esirgesinde başlayalım. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapıyoruz, iyi yapıyoruz. Yer seçimi iyi mi acaba? 50 sene, 40 sene sonra acaba
başımıza bir felaket getirir mi? Sayın devlet büyüklerimiz, size arz ederim. Korkuyla size arz ediyorum. Anladınız değil mi? Peki, o Çukurova binasta kullanıyor. Bir örnek daha ben vereyim. Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında logarlardan şarır şarır bir su akıyor. Kaynak suyu mu? Temiz su mu? Vallahi Adliye Sarayı'nın zemininden gelen su. Ne? Adliye Sarayı'nın... Ya tamam, daha fazla halkı şeye sevk etmeyelim. Bak, yok, niçin bunu söylüyorum? Yani tamam, orası Adliye Sarayı olarak yapılmış ama zeminde sürekli su kaynaması olduğu için onun deşarj edilmesi lazım. Ve Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki logardan sürekli şarır şarır bir su akar. Hiç araştırdı mı yetkililerimiz bunu, merak ediyorum doğrusu. Şimdi çok ağır şimdi, gündem oldu. Dur, güzel bağlayalım. Bizim televizyonumuz uzun olduğu caddenin adı nedir hanımefendi? Çankaya. Yok. Nedir? Sizlik. Efendim? Şu Sizlik televizyonumuzun Sizlik olduğu caddenin adı nedir? Ya soğuk sıcak. Şöyle. 55. cadde gibi geçiyor. Soğuk su caddesi. Doğru, bir dakika. Soğuk su caddesi. Evet. Nereden geliyor biliyor musun ismi? İsmi oradan geliyor. Nereden geliyor? Soğuk suyun akışı mı? Evet. Ya bu caddeye bu ismi kim vermiş? Nereden vermiş? Bilmiyorum. Soğuk sudan. Bilmediğim konuda yorum yapmak istemiyorum. İlk kesinde Ahmet'in önüne geçtik. Ahmet bu işleri araştırır. Bak, Yumuktepe'yi biliyorsunuz. Evet. Yumuktepe'nin orada bir pınar varmış. Pınar. Tamam mı? O denize mi geliyor? Oradan çıkan pınar bu caddeden, bizim soğuk su caddesi lafı oradan geliyor. Mis gibi tertemiz pınar suyu. Yumuktepe'nin orada. Turgay Bey bilir. Evet. Yani yönetim kurulu başkanımız da bilir. Bu mahallenin çocuğu bunlar. Oradan geliyor, denize dökülüyor. Tertemiz pınar suyu, dere suyu tertemiz. Ve bizim soğuk su caddesi lafı Mersin Oteli'nin oradan aşağı doğru, bizim pardon şuradaki otelin oradan dökülüyor. Soğuk su caddesi. Bak şimdi o soğuk pınar suyundan adliyenin altından pis kokulara kadar. Yazık. Şimdi bir konuya daha vurgu yapmak lazım. Vahap Bey bir açıklama yaptı. Bu özellikle sahil bölgelerindeki binaların envanterinin çıkartılmasıyla ilgili. Evet. Sen biliyorsun. Yığınlar vardı, deniz kumuyla böyle yığınlar evet. oluşmuştu yıllar evet. önce. Yaşımız yetiyor yani, o günleri bilebiliyoruz. Ve Müftü Köprüsü'nden sonraki süreçte de hiç bina falan yoktu. Evet. Şimdi bugün binlerin yaşadığı sitelerde ne yazık ki deniz kumu kullanıldı. Aynı zamanda da o zaman işte bu kazıklama sistemi dediğimiz, yani jeoloji mühendislerinin araştırma yapıp herhangi bir irdeleme, inceleme yapılmadan yapılmış binalar var. Hani yazlık konutlar diye nitelendirdiğimiz yerler. Bu konuda da depreme dayanıklı olabilmesi adına kimi yerde güçlendirme, kimi yerde yenileme çalışmalarının yapılması noktasında çok zor ama yani. Aslında yani yapılması lazım da çok para lazım. Tabii Mersin'in yeniden bir envanter çalışması yapılıp Çamlıyayla'dan Anamur'a bu depreme dayanıklı. Çünkü biz de deprem kuşağındayız. Ödemiş Bayat'tı. Aslında dün konusunda, özür dilerim. Dün Ahmet Ercan profesör. Evet. Onun bir beyanını okudum. Diyor ki Mersin güvenli bir yer. Ancak Adana güvensiz olunca kısmen, Adanalılar da korkutuyor. Tabii diyor, orada bir deprem olursa diyor, özellikle burada sahil kesim diyor. Yüksek yapılarda. Peki biz gözümüzün öndekini görmeyiz. Ben görmem. Biraz gördüm şimdi. Nedir o? Türkiye'de neredeyse olmayan ve Türkiye'de ilk olan hemen şurada 300 metre ötede ne var? Metropol. 52 kat var. Hiç kimse onun yıkılacağını hesaplamıyor. Çünkü o çok sağlam diyor. Japonlar yaptı. Bu doğru mu? Şöyle. Bak 52 işte katlar Hülya. Biz 10 kattan 5 kattan korkuyoruz. Peki hatta soru. 52 kat Türkiye'de ilkti o. Korkmuyoruz. Neden? Avrupa'da da sayılı. Betonarme üzerine yapılmış sayılı binalardan bir tanesi. Yani? İşte olası sarsıntılarda veya işte zemin kaymalarında esneklik payı olduğu. Doğru değil mi ama? Yıkılma riski olmadığı hep beyan edildi. Bak, bu konuda da hiçbir açıklama yok. Dendi, Japonlar yaptı dendi. Altına bir şey yerleştirdiler dendi. Şimdi yani o esnaf payının verildiği konusunda tabii ben bilim adamı değilim. Veya hayır Ahmet, o zaman görev sana, bana, sonra Hülya Hanım'a. Yani şu, çok konuşuyoruz uzman. Ya burada bir 52 kat var. Biz 10 kattan 5 kattan korkuyoruz şimdi Türkiye'de. Bu 52 katın hikmeti nedir? Bunu kim yaptı? Kim yaptırdı? Nasıl yaptı? Hadi bunu bir araştırıp Türk halkına, Mersinlilere söyleyelim. Çok iyiyse bak buradan nereye geleceğim. Yıllar önce ütopik mimari diye bir şey okudum Ahmet ben. Ütopik mimari. Bu nedir dedim. Okudum. 52 kata bağlayacağım şimdi. O hayal etmişler. Arsaya getireceğim şimdi sana. Diyor ki 50 katlı, 70 katlı, 100 katlı binalar yapılır. Her taraf yıkılır.
bir sürü yeşil alan ve yaşam alanı çıkar. Ev dediğin şey, belki Japonlarda bu değişti, bizim gibi değil, bizim gibi bakmıyorlar eve. Duyuyorsunuzdur 50 metrekare, 60 metrekare. Evde uyunur ya. Size bir şey söyleyeyim mi hanımefendi? Şunu da duydum, şaşırdım. Geleceğin evlerinde mutfak yok diyor. Şaşırtıcı değil mi? Ben duydum, şaşırdım. Bunu bir mimardan duydum. Dedi ki geleceğin evlerinde mutfak yok. Oturma alanı. Ya mutfağa gerek yok diyor. Allah Allah. Belki sadece çay kahve. Yemek öyle gelişecek ki sektör. Tabii para da olacak. Yemek dışarıdan gelecek. Mutfak yok diyor. Tamam. Bak Ahmet kardeşim. Arsa yok diyoruz buradan Aslanköy'e kadar. Şöyle yapılabilir mi? Biraz çılgın proje. Tayyip Bey çılgın proje yapıyor ya. Ama aklı başında işler. Bütün sahili yıktı biri. Devlet yapar bunu. Buradaki 10 bin evi yıktı apartmanı. Yerine 500 tane 70-80 katlı depreme dayanıklı, bu 52 kat gibi önümüzde bir örnek var. Yaptı. Zemin istediği kadar sahilde olsun. Bilim onu ayarlıyor değil mi isterse. Ondan sonra bir sürü ev çıkar. Sen, bir fantezi ama. Tamam da bir sürü ev çıkar. Mesela Tece'de işte buradan gittik ekip arkadaşlarla birlikte Baykent sitesi, Yeşilkent, Bile Kayısıkent siteleriyle ilgili tartışma. Nerede? Var. Sahil mi burası? Tece'de sahil. Evet sahilde. Yani yine sahil ama evet. Hı hı. Sahilde ve 90'lı yıllarda yapılmış. İşte polis şerit çekmiş, emniyet güçleri bekliyor. Vatandaşlar bitişik nizamdaki yeşil alanda gününü geçiriyor, gecesini ve gündüzünü. Boşaltmışlar mı oraları? Tabii boşaltmışlar. Eşyaları boşaltmamışlar. İnsanları tahliye etmişler. Parkta, çadırda kalıyorlar. Yani yeşil ne zamana kadar projede? Tabii. Şimdi tabii insanlar mikrofon uzattığımızda şunu söyledi. Bizim binamız yapıldığında eğikti dedi. Eğik bina diye zaten dedi. Kamuoyunda böyle bir ismi vardı. Adı çıkmıştı dedi. Biz evimize girmek istiyoruz. Burası depremden zarar gören bir bölge değil dedi. Ama mesela E-Devlet'e girdiğin zaman oraya geçmiş yıllarda verilmiş bir hasarlı, ağır hasarlı diye bir şey var, rapor var. Yeniden yapılan değerlendirme ile ilgili hak sahiplerinin de diyor ki biz bu bina diyor eskiden eğikti. Mesela Yeşilkent'le Kayısıkent'le ilgili daha farklı insanlar taşınıyor. Bazı kolonlarda ve şeyde patlamalar meydana gelmiş. Şimdi biz orayı bile baktım içinde insanlar yaşamaya devam ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası'na geldim. Veysel Özkan. Eski evet. İMO. Mersin evet. Şube Başkanı. Şimdi merkez yönetimde. Dedi ki oranın tapusunda bile çukur kent diye yani daha doğrusu orası balçıkla zemin olduğunu, kaygan bir sıvı maddesi içerdiğini, yani zamanında yanlış yapıldığını ifade etti. Kara çukur diye geçiyormuş Karaçukur. Tapu kayıtlarında. Evet. Yani ona bakarsan depremciler söyledi bizim Çukurova için. Çukurova diyor. Niye çukur diyor? Çukur işte. Neyle doldu? Alüminyumla doldu. Yani dağlardan gelen, bağlardan gelen, derelerin taşmasıyla oluşan. Tabii sulak bir alanmış burası. Mesela orada bir sıkıntı oldu. Bu arada tabii bilgi kirliliği olmaması adına dediler ki işte yol işin binaları boşaltıldı dendi. Gittik. Orada öyle bir şey yok. Bu konuda da vatandaşlarımız duyarlı olsun. Bence bunu da duyurmuş olalım. Size bak, milleti paniğe sürükleyecek bilgi kirliliği yaratılmaması. Bu programda hiçbir yerde olmayan şeyler olur. Şimdi sizlerden de duydum söyleyeceğim. İçimiz yanarak. Ben o sahilden giderken Erdemli'ye doğru binaları görürüm. Çoğunun boyasız olduğunu, daha doğrusu boyanın döküldüğünü ve yıprandığını görürüm ve derim ki acaba boya sektörü ve müteahhit burayı yaptığında buradan ne esiyorsa işte denizden bir yel eser, tuzludur, iyotludur ve bu şeyleri yıpratır boyayı. Normal dağ tarafında 5 yıl giden boya burada 2 yıl gider değil mi? 2 yıl bile gitmiyor. Peki atasözleri atalar rahmetli analım diye. Duvarı nem insanı gam yıkar. Duydunuz mu bunu? Tamam. Mustafa Güler'i tanıyorsunuz, iyi tanır, evet. Siz de bilirsiniz. Müteahhittir, siyasetçidir, mecliste görev yaptı. Yerel mecliste. Meclis üyeliği de yaptı. Geçen ben bir sosyal medyada yazısını gördüm. Çok acı bir gerçeğin altını çizmiş. Yıllardır da yapı malzemeleri de sattı, işte yapılar yaptı filan, çok katlı yapılar yaptı. Dedi ki arkadaşlar, yapıyı istediğiniz kadar düzgün yapın, dört dörtlük yapın. Korumak önemli.
Nasıl koruyacağız? Yazmış adam. Şimdi o sahildeki yerlere geldi aklım. Benim evime de geldi, senin evine de. Diyor ki, binayı yaptın, sıvayı yaptın, boya yaptın. Hatta bir astar yaptın, sonra boya yaptın. En iyi boyanın ömrü diyor, boyacılar söylüyor diyor, 5 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Sahilde daha azdır ömrü, tamam mı? Binayı su ile izolasyonunu kesmen, yapman lazım diyor. Mustafa Güler'den okudum. Ayrı bir pencere açmış, hiçbir yerde konuşulmadı. Duvarı nem yıkar. Eğer diyor boya iyi değilse, zamanında güzel boya yapılmıyorsa ve tek bakamıyorsan binana, sıvaya su gelir, sıvadan demire ulaşır. Demir yıpranmaya çok yatkındır, oksitlenmeye, çürümeye yatkındır. Bak kardeşim, bizde de zaten para yok, şey yok. Apartmanlarda zaten birlik de yok şurayı boyatalım diye. 10 yılda 20 yılda aidat bir olur. Aidat toplanamıyor. Aidat toplanamıyor. Evet. Sorunlardan biri de binayı dört dörtlük yapmış da olsan, su ile ilişkisini kesmemişsen binanın, temeli de, emeli de, demiri de, Mustafa Güler uzmanı, ben de ayıktım meseleye, şimdi size de söylüyorum, izleyiciye de söylüyorum. Binanın su ile ilişkisini kesmezseniz, duvar habire su alırsa, temelde de, emelde de, emelde de hepsi gider. Bizim binaların çoğu öyle, boya da yapılmıyor, o sahildekiler de öyle. Eğri bina, düz bina, boş ver onu. Su ile ilişkisini kesmiş miyiz? Hayır. O halde Allah'a emanet. Buyurun. Evet, seçim gündemiyle toplandık. Şu an depreme doğru devam etti ama biz Kanal 33 ekranlarında önümüzdeki 2 aylık süreç boyunca seçim konuşmaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Sayın Ahmet Özdemir ve Sayın Deniz Tuncay Akkapılı bizlerle birlikteydi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle size sorayım. Tabii farklı programlarda birlikte olacağız. Zaman gelecek, stüdyoda, evet. Çoğu zaman sahada. Ben kendi adıma söyleyecek olursam, tabii ki yoğun bir çalışma olacak. Öncelikle şimdiden ekip arkadaşlarıma, bütün programcı arkadaşlarıma, televizyonun bünyesindeki tüm çalışanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sahada olacağız diyorum. Çamlıca ile Anamur arasında kırsalda, merkezde seçim mi geçim mi diye soracağız. Tabii onun içinde alacağımız o programın içerisinde yanıtlar olacak. Zaman zaman Deniz Bey'in, Fatih Bey'in, sizlerin işte seçim masasında veya alanlardan canlı yayınlarda bağlantılar yaparak sahayı yansıtmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce onların duygu düşüncelerini sizlerle paylaşmış, izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Bize güvensinler insanlar, seçimin takibini bizden izlemeye devam etsinler. Çünkü geçmişteki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı, objektif, ilkeli, hiçbir tarafa evrilmeden, çevrilmeden, bütün siyasi partilere imkan tanıyarak, bütün siyasi görüşlere imkan tanıyarak ekranlarda buluşacağız insanlarımızla, seçmenimizle, yeri gelecek adaylarımızla veya genel başkanlarla, bilemiyoruz tabii şimdi de. Kolaylıklar diliyorum. Bizi izlemeye devam etsinler diyorum. Evet, bir de son seçimlerde, son yerel seçimlerde Kanal 33 Türkiye genelinde izlenmede 5. sırada yer almıştı. Bu yılda inşallah kendi rekorumuzu kırarız diye düşünüyorum seçim gecesinde. Sizden de son cümlelerinizi alabilir miyim? İnşallah. Şimdi Ahmet'in söyledikleri çok değerli. Sahadan ve buradaki stüdyodan insanların ve adayların görüşlerini aktaracağız. Yerel siyasetçileri de hepimiz takip ediyoruz. Siz de başta olmak üzere. Büyükşehir, Akdeniz, burada her partiden insan var, HDP hariç. Yani HDP de etkindir de belediyesi yok. Dolayısıyla yerelin 4 yılda yaklaşık yaptığı şeyler genel seçimlere etki edecek. Biz zaman zaman yerel yöneticileri de anlatacağız. Başta Vahap Seçer Bey olmak üzere, Sayın Gültak, Sayın Atsız Avşin, Tarsus, hepsini anlatacağız. Bunlar etken. Fakat şu konuştuğumuz halkın acılı gündemidir. Geçim de öyledir, barınma da öyledir. Gelen adaylar ne kadar inandırıcı bu sorunlara yanıt ve proje geliştirirse, partileriyle beraber inandırıcı olursa, işte biz de bunları deşmekle mükellefiz. Vatandaşın sesi olmakla mükellefiz. İnşallah sizin moderatörlüğünüzde değişik arkadaşlarımız, Fatih Alkar'ı unutmayalım. O da bizimle bugün katılamadı. Yarın inşallah beraber olacağız. Haber merkezimiz, Görünmez Kahramanlar kamera arkasında sizin yine koordinatörlüğünüzde. Kanal 33 25 yıllık o geleneği geliştirerek sürdürüyor. Mersin'in sahibiyim diyor. Türkiye'ye de ışık tutacak.
Karınca kararınca biz namuslu, dürüst, nesnel bir şekilde bu seçimlerde yurttaşın sesi, yanık bağrının, acılı insanların bir parça umudu olur mu bu seçim, seçilenler inşallah? Biz de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde Sayın Deniz Tuncay Akapılı, Sayın Ahmet Özdemir ve Sayın Fatih Alkar'la birlikte Kanal 33 ekranlarında Seçim Masası programında sizlerin karşısında olacağız. Önümüzdeki 2 ay boyunca olacak olduğumuz gibi. Evet, seçim Kanal 33'ten takip edilecek değerli izleyiciler. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bizler en yalın, en tarafsız, en objektif, en net haliyle seçime giden bu yolda sizlere gerek yorumlarımızla gerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek karşınızda Kanal 33 ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.